Teşekkür ederiz hep beraber. Sağ ol. Gençler teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah, inşallah hep birlikte. Şimdi burada görüyorum çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar özellikle bize eşlik ediyorlar. Ne mutlu bize. Bugün Beyoğlu'nun çok özel bir noktasında tarihi emanet Piyale Paşa Camii'nin hemen önündeki bu sahayı şehrimize kazandırmanın keyfini, huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Hep birlikte bu açılışı yaparken değerli parti meclis üyelerimizin bize eşlik etmesi, kıymetli belediye başkanlarımız ki başta Beyoğlu Belediye Başkanı ve Avcılar Sarıyer Belediye Başkanımız olmak üzere yine bize eşlik eden Beyoğlu Belediye Başkan adayımız İnan Güney kardeşime ve onun gibi birçok arkadaşımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Yanı sıra yol arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz ve az önce sunucu dostumun da ifade ettiği gibi demokrasinin temel taşı olan sevgili muhtarlarımızla birlikte burayı açacağız. Ve inşallah Beyoğlu'na, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Hepimiz için güzel hizmetlerini inşallah vatandaşımıza sunacağı bir çevre oluşsun burada. Şunu söyleyeyim, her konuda aslında mutluluk içerisindeyiz. İstanbul'umuza bir otopark daha kazandırmanın gururu bizimle birlikte. Açıkçası birçok konuda özenli çalışma, bütçeyi iyi yönetmek, bütçeyi bereketli bir bütçeye dönüştürmek, israftan korumak ve kurtarmak bizim çok önemli bir çalışmamızın çok önemli bir başlangıç noktası. Metro yapımında nasıl çok üst seviyede bir başarı elde ediyorsak, yeşil alan kazandırmada rekor bir metrekareye bu kısa süre içerisinde ulaşabiliyorsak, deniz ulaşımını arttırmaktan otopark yapımına kadar güçlü hamleleri yapabiliyorsak, bunun altındaki gerçek aslında bütçeyi iyi kullanma gerçeği. Biz göreve geldiğimizde İspark'ın 95 bin araçlık kapasitesi vardı. 4,5 yılda 61 bin araç kapasiteli otoparkları İstanbulluların hizmetine açtık. Bizden önceki yılların ortalamasını bu dönemde yılda 2 katına çıkartarak bence önemli bir başarıyı ve bir rekoru kırmış olduk. Hangi hizmet alanına bakarsanız bakın aslında iş üretme becerisi konusunda ve başarısı konusunda bu 4,5 yıl çok konuşulacak ve çok özel bir yere konulacak. Farkımız sadece iş üretmek değil, aynı zamanda vatandaşların taleplerine, oradaki insanların sürece dair isteklerine dönük özenli davranmak ve kaliteli iş üretme becerisi. İnsana saygı, şehre özen diye bir sloganla 2019'da yola çıkmıştık. İşte tam da o saygıyı ve özeni yaptığımız her işte görürsünüz. Düzenlediğimiz meydanlarda görürsünüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez açılan kreşlerde görürsünüz. Rekor sayıda restore edip tarihten bugüne gelen eserleri şehrimize kazandırmadaki yoğun çabalarımızda görürsünüz. Kentsel dönüşüm süreçlerinde vatandaşla kurduğumuz ilişkideki kalitede ve özende görürsünüz. İnsana saygı ve şehre özen göstermenin olmazsa olmaz kesinlikle ilk şartı şeffaflık, dürüstlük ve özendir, saygıdır. Bunu son derece üst seviyede biz koruduğumuzu düşünüyoruz. Burada özellikle açtığımız bu alanın yapımında dahi defalarca ziyarete geldim. Yaptığımız her işin özenli şekilde olabilmesi,
çevredeki ihtiyaçların gözetilmesi, buradaki bostanlığın yine bostanlıklara duyduğumuz saygıyı, hürmeti, oraları canlı tutma becerisini üst seviyeye taşıma konusundaki çabamızdan tutun da yakınımızdaki mahallelere doğru giden yolların tanzimi düzenlenmesi, buradaki üst geçidin engelsiz hale getirilmesi, yine özellikle yoğun iş dünyasının kullandığı başta Kurtuluş Deresi Caddesi olmak üzere o bölgeye dönük yaya kaldırımlarının dahi çok düzenli ve prestijli hale getirilmesi sadece bir projeyi yapıp gitmekten öte bir durum. Ya da bu tür oluşan yeni meydanları daha kimlikli, daha nitelikli kullanabilme adına burada çevreye uyumlu, buradaki ihtiyaçları karşılayan kimi yerde kitapçısı, kimi yerde çiçekçisi, oraya dönük ihtiyaçları çözen birçok konunun giderilmesi meselesi. Değerli dostlar, işte tam da ortaya koyduğumuz kaliteli duruş budur. Bakınız, bir başka husustaki eksikliği buradan dile getirmek istiyorum. Kentsel dönüşüm meselesi önemli bir meseledir. Bu işte özen ister. Bu işte nitelikli bir ilişki kurmayı gerektirir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılarken onların şeffaf, adaletli bir biçimde elde edeceği sürecin nasıl yürütüleceğini bilmek ister. Bu manada da biz gerçekten İstanbul'da bundan önce olmayacak seviyede daha güçlü, daha nitelikli bir toplumsal diyaloğu kurarak her noktadaki insanımızın ihtiyaç ve taleplerini gözeterek en üst seviyede uyumlu bir dönüşüm başarısını gösterdiğimizi ifade etmek isterim. Bakın, bir başka yönüyle şunu da söylemek isterim. Tabii depremin özellikle hepimizin büyük acı yaşadığı Kahramanmaraş depreminin yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Şehrimizde ve bütün Türkiye'de depremle ilgili atılacak adımlar, yapılacak işler eş güdümlü, aynı masada tartışarak, konuşarak yapılmalıdır. Aksi takdirde gerçekten bu süreci başka türlü meselelerin, başka türlü zeminlerin malzemesi haline getirdiğimizde işte on binlerce canımızı yitirdiğimiz acı travmalara, acı depremlere dönüşür. Bu yönüyle her zaman yaptığımız çağrıyı tekrar niteliyorum. Yani Ankara'dan bir ilçe belediyesini ya da özellikle büyükşehir belediyesini yok sayarak süreci merkezden kanalize etmek, yönetmek anlayışının yürümeyeceği ortadadır. Bırakın belediyeleri, özel sektör ya da bir takım inisiyatifler ya da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, toplumu bütüncül bir biçimde karşılayarak, onlara danışarak bir merkezin, bir sistemin, bir kurulun oluşmadığı takdirde kentsel dönüşüm ve depremle mücadele işi ne yazık ki başarıya erişemeyecektir. Bu manada göreve geldiğimiz ilk günden beri bütün bu dayanışmacı ve şeffaflık süreciyle yönetilecek bir konseyin, bir kurulun oluşma kararlılığını her zaman dile getirdik, getirmeye devam edeceğim. Bu manada inşallah İstanbul'umuz, Allah gecinden versin demenin dışında bir dua edemiyoruz. İnşallah depremin gecikmesi bizlerin bu işbirliği ortamını sağlamasıyla göreceksiniz, İstanbul çok hızlı bir biçimde bugüne kadar yapılanlarla 70-80 yılda dönüşecek bir kentin dönüşme hızını 15-20 yıla kadar düşürebilecek bir sürece evrilebiliriz. Aksi takdirde seçimden önce verilen bir kısım içi boş vaatlerle bu süreci karşılamamız asla mümkün değildir. Hele hele bugün yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon, maliyetlerin çok yukarılara gitmesi ama gelirlerin onun çok alt seviyesinde kalması da kentsel dönüşümün önündeki en önemli sorunlardan birisidir. Bakın, bir başka örnek vermek isterim. İstanbul'da
69 özellikle kentsel dönüşümle ilgili alınan 69 riskli alan ilanı var. Bunun niye böyle olduğunun altını başka sonuçtaki cümlemle çizeceğim. 69 riskli alan ilan ediliyor. Bunun sadece ikisi teknik olarak riskli alan. Geri kalan 67 riskli alan aslında oradaki rantın ya da bir kısım dönüşümle ilgili kolaylıkların olduğu yerler. Yani gerçek anlamda riskli alanların dışında kalan yerleri de riskli alan diye tariflediğiniz halde o doğru bir iş olmaz. Peki bunlar niçin bu şekilde yürütülüyor? Çünkü bu alınan kararların ne yazık ki merkezi bir iradeyle, merkezi bir otoriteyle alınırken yereldeki hiçbir inisiyatifin, hiçbir kurulun, hiçbir heyetin masada olmamasından kaynaklı bir süreç yönetimidir. Bu manada biz bunun tam tersi bir duruşu, tam farklı yönde bir bakışı temsil ettiğimizi hepinizin huzurunda belirtmek isterim. Bizim işimiz aleni, bizim işimiz açık, bizim işimiz millete dönük, bizim işimiz sadece bir siyasi aklı değil, bir dayanışmacı aklı, bir kent uzlaşısı aklını temsil ediyor. Bizim işimiz 16 milyonu kapsıyor. Bizim işimizde kazanan kaybeden yok. Bizim işimizde 16 milyon kazanan var. Milletimize kazandırmaya devam edeceğiz. Milletimizin kazanması için iş üretmeye devam edeceğiz. Tam yol ileri diyerek İstanbul'u çok daha güzel bir 5 yıla hep birlikte taşıyacağız. Sevgili dostlarım, kıymetli konuklar, Piyale Paşa'daki bu otopark ve üstünde düzenlenen bu meydan, çevresiyle beraber ele alınan özellikle caddelerin düzenlenmesi, kaldırımların düzenlenmesi ve kaliteli bir ortamın buraya kazandırılması için emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza ve özellikle buradaki yüklenici firma ve emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda buranın yürütülmesi sırasında işbirliklerinin ve protokollerin yapılmasıyla ilgili süreçlerin düzenli şekilde ilerlemesine katkı sunan Beyoğlu Belediyesi'ne ve değerli başkanına hepinizin huzurunda teşekkür ediyor. Otoparkın, çevrenin ve bu meydanın caddeleriyle, sokaklarıyla İstanbul'umuza, Beyoğlu'muza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, şimdi bu güzel projemizin açılış törenini kordele keserek yapacağız. Değerli misafirlerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına önce Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız Beyefendi'yi davet ediyoruz. Ardından Başkan Adayımız Sayın İnan Güney Beyefendi'yi davet ediyoruz. Alkışlarınızla her iki konuğumuzu davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, değerli dostlar, şimdi bu fotoğraf önemli. Niye önemli? Teşekkürler. Şimdi bu fotoğraf niye önemli? Bakınız. Bu çok kıymetli bir fotoğraf. Arkadaşlar müsaade edin. Müsaade edin. Müsaade edin. Bak müsaade edin. Bu fotoğraf şundan önemli. Belediye başkanlığı dediğimiz makam kime ait biliyor musunuz? Size ait. Milletimize ait. Burada ben de, değerli belediye başkanı arkadaşım da vatandaşa ait olan bir mevkiyi emanet olarak alıyoruz. En iyi şekilde o görevi yerine getirme gayreti içinde oluyoruz. Bakın Avcılar Belediye Başkanımız, Sarıyer Belediye Başkanımız da bizimle. Mühim olan şu, demokrasideki şu görüntüyü vermek ve sağlamak. Tabii bunun iki şartı var. İki şartı var. Bir, buradaki töreni biz yaparken
bir kere bizim görevimiz olan davet etme sorumluluğunu yerine getirmek. Biz kendisini davet ettik. Peki davet ettik. Kendisi gelmese bir anlamı olur muydu? Gene olmazdı. Güzel olan şey onun da bu davete icabet etmesidir. Dolayısıyla karşılıklı bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği şeydir. Evet, tabii benim gönlümden geçen İnan Başkan'ın kazanması ama bakın arkadaşlar, ama bunun anlamı şu. İnan Başkan hizmetiyle ya da ortaya koyacağı projeleriyle yarışını ortaya koyacak. Haydar Ali Bey de kendi hizmetleriyle yarışını öne koyacak. Takdir kimin? Milletin. Bu kadar basit. Bakın bu kadar basit. Bunu ağır travma haline getirmemek hepimizin sorumluluğu. Bu milletin ayrışmasınınsa, çünkü başkan seçildi, o günden beri Beyoğlu'nda herkesin belediye başkanı. Ben seçildim, herkesin belediye başkanıyım 16 milyon insanın huzurunda. Yarın öbür gün İnan Başkan seçildiği takdirde o da herkesin belediye başkanı olmayı arzuluyor. Mesele bu kadar özdür, bu kadar nettir. Hiç kimse kendine ait olan bir koltuğun mücadelesini vermiyor. Onun için manevi değerlerimizi, inançlarımızı, milli duygularımızı bu meselenin bir parçası yapmadan hizmet odaklı, şehrini, insanını düşünen süreçleri ortaya koyarak hak eden kimisi o kazansın kardeşim. Bu kadar basit. Bu yönüyle ben bugün burada bu manzaranın varlığı için elbette ki iki başkana da teşekkür ediyorum ama özellikle davetimize icabet ettiği için de Beyoğlu Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar bu hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun diyerek kurdele keseceğiz mi, fotoğraf mı çekeceğiz? Kurdeleyi hazırlayın. Kurdeleyi hazırlarken ben önce sözü Haydar Ali Bey'e, sonra İnan Bey'e verip onlar da birkaç cümleyle hayırlı olsun cümlelerini sizlerle paylaşmasını istiyorum. Buyurun başkanım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer belediye başkanı arkadaşlarım, saygıdeğer muhtarlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Elbette ki insan esastır. İnsana hizmet esastır. İnsanların en iyisi, en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Anlayışımız budur. Şehirler de insanlar gibi zamanla ihtiyaçları değişir. Bu bölgenin insanı olarak burada bu otoparkın, bu meydanın düzenlenmesi çok önemliydi. Geçmişten bugüne bir projeydi. Değerli başkana, geçmiş dönemdeki bu projenin hazırlanmasında emeği olan merhum Kadir Topbaş başkanımıza, emeği geçen herkese, çalışanlarımıza, projenin müelliflerine, işçilerimize, emekçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve her şey Beyoğlu için diyorum. Her şey insanımız için diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Beyoğlu'muza, mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi de mikrofonu Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayımız İnan Güney Beyefendi'ye veriyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Kıymetli Başkanım, İstanbul'umuzun kıymetli Başkanı, değerli Beyoğlu'lu komşularım, Sayın Belediye Başkanımız, konuk misafir belediye başkanlarımız ve değerli muhtarlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beyoğlu'muza böyle bir hizmetin, böyle çok fonksiyonlu bir hizmetin kazanılma töreninde bulunmaktan, Sayın Başkanımla yan yana olmaktan duyduğum mutluluğu, gururu paylaşmak istiyorum. Tabii bizler Beyoğlu'nda doğduk, büyüdük. Bu sokaklara kulak verdiğimizde bu sokaklar insana hizmet istiyor. Bu sokaklar beton lobisine terk edecek bir metrekaremiz kalmadı diyor. Bu sokaklar kapalı otoparklar, kapalı pazar yerleri, çocuklarımıza yeşil alanlar, yaşlılarımızı sahille buluşturan projeler istiyor değerli dostlar. Bu anlamda özellikle altını çiziyorum. Beyoğlu'nun
ilk kapalı pazar yerini açan Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, bu kadar yıldır belediyecilik hizmeti görmüş Beyoğlu'nun ilk kapalı pazar yeri olmasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum ben. Ve inşallah hizmete geldiğimizde, Beyoğlu'lu komşularım takdiriyle hizmete geldiğimizde, Sayın Başkanım'la Beyoğlu'nun kentsel dönüşümünden tutun otopark sorununa, çocuklarımıza kreşinden sosyal yardımlara kadar vatandaşın elini olabildiğince sıkıp yanında, yüreğimiz yanında olacak diyorum. Tekrar hepimize hayırlı olsun. Sayın Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi tekrar geçmişten bugüne emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu güzel projenin varlığı Beyoğlu'na hayırlı olsun diyor. Hayırlı uğurlu olsun, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Efendim, böylelikle Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapımı tamamlanan Piyalepaşa Camii önü Zemin Altı Otoparkı ve çevre düzenlemesi projemizi, meydanımızı, kapalı pazar yerimizi ve otoparkımızı hayırlı olsun diyerek kurdeleyi şu an kesiyoruz. Bizler de alkışlarımızla tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yeni projelerin açılış törenlerinde yeniden buluşmak üzere.